30 Mayıs 5 Haziran haftalık burcumuza hoş geldiniz güzel takipçilerim. Güzel bir hafta olsun. 3 Haziran'da Merkür artık yavaş yavaş hızını hareketlendirecek. Ama unutmayın ki 5 Haziran'da Satürn geri hareketi retrosuna başlayacak diyorum. Venüs biliyorsunuz ki Boğa'da, Mars Koç'ta, Güneş ikizlerde devam ediyor. Sevgili koçlar, yeni başlangıç ve iş hayatınızla alakalı daha dikkat etmeniz gereken projelerle alakalı daha sağlıklı, daha adımlı, daha güzel anlaşmalarda yer alacaksınız. Uzun süredir hayal ettiğiniz ve çözülmesini istediğiniz birçok işinizle ilgili yaşanan krizler daha sağlam rol alacak. Büyüttüğünüz problemler hızlı şekilde bitecek ve kendi imkanlarımızı, kendi alanımızı daha seviyemizi oluşturacağımız noktalara giriş yapacağız. Zihnimiz çok fazla hareketli ve yoğun olacak ve yeni projelerde olmak, yeni işler yapmak, yurt dışı ve iletişimle alakalı yaşayacağımız yoğunluk size fazlasıyla kazandıracak evrede ve parasal hayatımızdaki aksilikleri yavaş yavaş toparlanmaya daha dingin, daha oluşumlu düşünceler içerisinde olacaksınız. Kurumsal ya da farklı bir alanda çalışıyorsanız yönetimin de size yapacağı katkı, başarı ve başarmak istediğiniz birçok noktada size daha adımları atacak. Kendi işini yapanlar için de güzel parasal evrede daha güzel netlikler ve sizi huzurlu kılacak oluşumlar yaşayacaksınız. Bu hafta özellikle içinizdeki planladığınız her şeyi bir ay doğru gördüğünüz takdirde ev alımımız, evimizle alakalı düzensizlikler, yaşadığımız krizler geride kalacak. Bir de yeni iş kurmayı düşünen sevgili koçlar için evet güzel bir anlaşma ve bu anlaşma size artı bir oluşum ve güçlenmenize yardımcı olacak. Cesareti toparlayın, işinize konsantre olun. İnanılmaz fırsat ve kapılarımız var gözüküyor. Özellikle ilişkilerimizle alakalı daha dikkat etmemiz gereken bir noktadayız. Yeni başladıysanız, ilişkiyle alakalı kafanızda çözemediğiniz noktalar varsa biraz daha temkinli ve doğru ilerleyelim. Çünkü karşımızdaki insanı gereksizce yargılayabilirsiniz diyorum. Ev alımı, satımı konusunda ve ev tadilatı konusunda yoğun fikirler ve aile arasında anlaşmalarla birlikte yapılacak tadilat hem evimizin değerini hem de bulunduğumuz arsanın kıymeti ya da müteahhitle anlaşması keyifli olacak. Uzun soluklu ilişkilerde aile tanıştırması, söz, nişan kararları içerisinde olacağız. Hatta hayatınızdaki insan biraz çekingen olabilir, aileniz biraz baskı yapabilir. Mümkün olduğu kadar motivasyonunuz onun artması lazım. Evli çiftlerimizle alakalı uzun soluklu yaşadığımız parasal evredeki krizlerden kaynaklı birbirimizle iletişim yaşadığımız olaylar biraz daha birbirimizi anlayacak ve birbirimize değer vereceğimiz bir evrenin tadını çıkartacak. Bu ara dedikodulara maruz kalabilirsiniz. İlişkinizle alakalı atıp tutma sözleri canınıza sıkabilir. Özellikle kendi ailenizin sorunları ilişkimize yansıyabilir. Biraz daha bunu geride tutmamız gerekiyor. Çünkü siz birbirinize değer veriyorsunuz ama laflara çabuk takıldığınız için ilişkiyi anlamsızca yıpratabilirsiniz. Eski ilişkileriniz çok fazla geri dönmek isteyecek. Hesaplaşmak, içinizdeki öfkeniz, içinizdeki travmanız neyse bunu çok rahat bir şekilde çözebileceğiniz gözüküyor. Özellikle evde elektronik eşyalarımızla sevgili ev hanımları değiştirme kararı içerisindesiniz. Bu ara ufak tefek hasarlar söz konusu olabilir. Riskli hasarlar olabilir, dikkatli olalım diyorum. Cep telefonu, bilgisayar, elektronik eşya değişimimiz de evimizin içerisinde söz konusu olacak. Bu ara kardeş, yakın dostlarınızla yapacağınız ortaklı ticarette doğru fırsatları yakaladığınız takdirde sevgili evli çiftlerimiz için muhteşem kazançlar bekliyor. Yalnız bazı koç burçları artık kendimize ait bulamadığımız sevgi, saygı, aile arasındaki krizler her geçen gün daha sert bir ifadeye yol alıyor. İncitme evremiz çok fazla oluşmaya başladı. Hadi bu ilişkiyi bir terapist,
hani boşanma yolunda gözüküyorsunuz ama doğru anlaşarak yol ayrımınıza gerek olduğu gözüküyor. Özellikle çocuklarınızla ilgili bu dönem eğitim konuları, sınavlar ve bunun verdiği gerginlikler çocuklarınızı yıpratıyor olabilir. Biraz daha akışa bırakın, çocuklarımızın gelecek hayatı aydınlık. Sevgili ev hanımları, bu ara ev içerisinde değil de dışarıdaki yakın dostlarınızla alakalı yaşadığınız krizler gündeme gelebilir. Bunu ilişkimize, eşimize yansıtabiliriz. Biraz bu bizi yıpratmasın. Mümkün olduğu kadar dışarıdaki olay, dışarıda ev içerisindeki düzenimizi oturtalım. Sizin de anne ya da baba sağlık problemi biraz sizi yıpratabilir. Bu ara sağlık olarak zihinsel yorgunluğumuz, baş dönmemiz ve migren ağrılarımız ve boyuna vuran hassasiyetimize dikkat etmemiz lazım. Son zamanlarda dişlerinizi hep erteliyordunuz. Hadi bunu ertelemeyin ve dişle alakalı sorununuzu çözün. Ve unutmayın ki sevgili takipçilerim, yeni araç, yeni oluşumlarla ilgili güzel fırsatlar var. Doğru değerlendirmek sizin elinizde ve parasal dengede de borç konumuzla ilgili bu ara risk altında olmayın. Alacaklarınız alın, vereceğiniz paranız yok, bunu bilin. Hoşça kalın efendim. Sevgili boğalar, güzel bir hafta. Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmayınız. 3 Haziran'da Merkür Retrosu son buluyor. Özellikle de Venüs Boğa Burcu'nda hareket edeyim. Güneş İkizler'de devam ediyor. Ve Mars Koç enerjisini kendi evinde, kendi misafirliğini yapıyor. Ve Merkür Retrosu da 3 Haziran itibariyle hayatımızdan çıkış yapıyor. Ama 5 Haziran'da da Satürn Retrosu hayatımıza geçiş yapacak. O yüzden işlerinizle alakalı yaşanacak çalkantılı, gergin, sinirli ve oturtamadığımız birçok şey bizim için dengemizi bozabilir. Ayrıntılara, iş hayatımızdaki ekip arkadaşlarımızla alakalı iletişimlerde zorluk yaşayabileceğiz. Olmadık aksilikler üst üste gelebilir. Mümkün olduğu kadar sabır, ya sabır, çünkü işinizde çok güzel bir değişim hak ediyorsunuz ve bu etrafınızdaki ekip arkadaşlarınızın fesatlığı size yaratacak krizlerin sizi yoracağını uyarıyor. Mümkün olduğu kadar sakin olmalıyız. Unutmayın ki Venüs Boğa Burcu'nda hareketine geçiş yapacağı için de bir yandan şans, fırsatlar, ekstra iş teklifleri, işinizle alakalı açılacak kapıları da görmenin doğru süreçte olduğunu da uyarayım efendim. Kurumsal ya da büyük bir alanda yer değişimi ya da kurumsala girmek istiyorsanız Haziran ayı bu ay için çok, özellikle bu hafta başlangıçların için dengeyi doğru sağladığınızda görüşmelerde olumlu süreçler yaşayacaksınız. Devletten farklı bir kuruma geçmek istiyorsanız da bu problem biraz uzayabilir. Mümkün olduğu kadar alanınızı daha doğru noktada kontrol etmeniz gerektiğini uyarıyorum. Ortaklı iş yapmak ya da ortaklı işlerle alakalı bazı krizlerimiz var. Bu özellikle aileviyle alakalı hesaplaşmamız gereken konuları da artık masaya yatırmak hakkımız, düzenimiz, kimin ne hakkı varsa artık herkes kendi hakkını aydınlığa kavuşturması lazım. Yoksa haksızlıklar ve para tartışmaları aile bireyleri arasında çok ciddi sıkıntılar söz konusu olabilir. Kendi işini yapan ve ortaklı iş yapanlarda da ortak dostlarımız ya da ortak işlerimizde beklenmedik verimli kazançlar, sizi mutlu edecek netleşen sözleşmeler, işinizle alakalı gelir giderinizin daha verimli noktaya net şekilde projeler ve parasal evremizin hesaplayarak değişimi dönüşümü, artık para sizde olacak, daha güçlü, daha sağlam adımlarının oluşumunu yaşayacaksınız. Yeni iş kurmak isteyenlerde de yapın, çünkü çok büyük başarılar var. Yurt dışı, şehir dışı gereği gideceğiniz seyahatlerden de size gelecek anlaşmalar sizin daha sağlam işlerle ilgili olumlu ve yönetim ve bulunduğunuz alanda kendinizi çok daha ispatlayacağınız bir noktadasınız. Serbest ve özgür bir alanda çalışıyorsanız alım satım işlerinizle ilgili yeni anlaşmalar, yeni projeler için de fırsatlar kol geziyor. Gözünüzü dört açıp fırsatları yakalayın lütfen. İlişki. Özellikle sevgililik anlamında ilişkiniz yoksa gökyüzü sizi bu konuda çok güzel destekliyor. Güzel aşklar, yenilikler, yeni fırsatlar, tesadüf karşılaştırmalar ya da tesadüf tanıştırmalar sizin hayatınıza farklı alanda renk katacak. O yüzden herkesi tanışın. Özellikle uzun soluklu ilişkilerde gereksiz tartışmalar had safhada ve ayrılık kararı içerisinde olabilirsiniz. Ani fevri
konuşmalar güzel giden ilişkimizi yıpratabilir. Bu hafta sakinlikle halledin, yoksa 2 hafta küs kalacaksınız diyorum. Evli çiftlerde özellikle bu hafta başı, yani 5'ine kadar, 5 Haziran'a kadar dengeyi sağlamak, mücadele etmek bazı konularda yanlış anlaşılmalara sebep olacaksınız. Mümkün olduğu kadar net konuşursanız ve ilişkinizin sağlam düzenini sağladığınız takdirde sizinle ilgili olumsuz bir düşüncesi yok. Ama siz bu enerjiyi ısrarla kötüye doğru çevirmeye çalışıyorsunuz. Lütfen karşı tarafın sevgisine, sevgi temasını çok fazla duygulandırmanız, duygunuzu ona çok doğru yansıtmanız lazım. Eski ilişkilerinizle alakalı krizler, kafanızdaki çözemediğiniz noktalar daha yoğun bir şekilde kafanızı karıştıracak. Tesadüf karşılaşmalar var. İster o karşılaşmada içindeki geleni kus, ister gülümseyerek çek git diyorum. Bu ara evlenme fikri olan sevgili boğalar, aileler arasında gün belirlemesi, oluşumlar hareketli ve yoğun gidecek. Ufak bir tatil planınız var ilişkiniz ya da eşinizle. Bu tatil planı bizim daha birbirimize oluşturacağımız noktada. Bu ara boşanma fikrine karar veren ve son bir aydır mutsuz olan çiftlerimizde net bir kararla sanki Haziran bitimini bekleyeceksiniz. Sonra yol ayrımı içerisinde olacaksınız. Miras, mal, mallarla alakalı kazançlarınızla ilgili beklediğiniz bazı ailevi haklarınızla ilgili size yavaş yavaş haklarınız sunulacak. Yani siz bir ev değişimi, ev tadilatı yenilemek istediğiniz birçok konu var. Hadi onu yenileyin, siz iyi gelecek diyorum. Çalışan çiftlerimiz için de özellikle hanımınızın işiyle alakalı haksızlıklar ve bu haksızlıklardan dolayı eşiniz biraz yorgun olabilir, desteklemenizi öneriyorum. Sevgili ev hanımları, sizin de bu ara boya, badana, tardilat konularınız hareketli. Her ay aynı tempodasınız. Yap, kurtul, artık o da rahat etsin, sen de rahat et diyorum. Çocuklarımızla alakalı çok sert konuşmalar, çok sert ifadeleriniz var. İletişiminizi düzelttiğiniz takdirde yaratıcı çocuklarımızı öldürmememeniz, yani ruhsal olarak öldürmemeniz gerektiğini uyarım. Sağlık olarak nodüllerimiz, ağız aflarımız, kulak burun alerjilerimiz ve mide asitlerimiz harekete geçebilir. Sevgilerimle efendim. Sevgili ikizler, nasılsınız? Evet, Merkür retrosu 3 Haziran'da sona eriyor. Ve mümkün olduğu kadar planladığınız yeni kararlar, yeni oluşumlar için çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Aynı şekilde Venüs Boğa burcuna geçişini tamamlamış oluyor. Güneş ikizler de yoluna devam ediyor ve Mars Koç evresinde ve Satürn 5 Haziran'da retro hareketini başlandıracak. Aman aman, yurt dışı iletişimle alakalı girişimlerle ilgili bazı başlangıçlarda kendinizi çok güçsüz hissedebilirsiniz. Dönem dönem başaramayacağım korkusu içerisinde değişken bir ruh haliniz olacak. Siz çok başarılı olacaksınız. Sadece ve sadece duygusallıkla değişken ruhunuz birbirine çatışacağı için devamlı karar değişikliğiniz içerisinde olacak. Net kararlar size çok güzel başarılar getirecek. Hadi siz bu başarıları daha doğru süreçte oturtabilirsiniz diyorum. Özellikle kurumsala geçmek isteyen sevgili ikizler, alternatif bir dostunuzun size kefil olmasıyla ya da size sunacağı imkanlarla birlikte bu kapımıza büyük fırsatlar söz konusu olacak. Uzun süredir tamamlamaya çalıştığınız işlerinizle alakalı da Haziran'ın 10'u 11 arasına kadar bu problemlerin hepsi bitmiş olacak ve bu ay, yani bu haftadan itibaren 30 Mayıs, 5 Mayıs, Haziran haftası radikal kimliğinizi bulacaksınız. Nasıl bir iş alanı, kendinizi nasıl ifade edeceksiniz ve pürüzlü olan her şeyi geride bırakacağımız ve şansınızın çok yüksek olacağı, ama dönem dönem kendi içinizde psikolojik, psişik güçlerinizde ön plana geçiş yapacağı için bir yandan dengesizliklerimiz de oluşacak. Sakin, sedasız bu işi halledin. Özellikle devletle alakalı çözülmesi gereken uzun süredir vergi, evrak çözmeye çalıştığınız işle alakalı bazı evrelerde net kararlar ve net adımlar sizin hani rahat ermenize yardımcı olacak. Aile içerisinde vatanı görevini yapan ya da eğitimle alakalı mesleki anlamda
göreve atanan kişilerde de yolculuklar ve gideceğiniz noktada bazı kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Ama gideceğiniz noktada mutlu ve keyifli olacaksınız diyorum. Devlet taşırandan devlet alanına geçmek istiyorsanız bu dönem fırsatlarınız var. Gözünüzü dört açın, destek alarak bu noktamızı aydınlığa kavuşturabiliriz. Özellikle bu ara kendi işinizi yeni büyütmek, yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız bu dönem güçlü bir dönem. Ve bu dönemi doğru değerlendirdiğinizde küçük de olsa esnafınız büyümeye, parasal evrede daha rahat bir sürece girecek. Yani havalar değişirken sizin de havanız değişecek ve kendi ruhunuzu daha mutlu ve keyifli kılacaksınız. Serbest meslek ve özellikle emlak alım satışının içerisinde çalışan sevgili ikizlere de fırsatlar, şanslar çok fazla var. Aile içerisinde de arsa ve toprakla alakalı çözmeye çalıştığınız noktada bölüm ayrılımlı, hani toprak ayrımı, mal ayrımı, ailenin kararıyla kime ne düşeceği net konuşması ve kendi aramızda yerimizle alakalı netlikler rahata erdirecek gözüküyor. Yalnız ilişkide zayıf ruhumuz ön plana çıkabilir, aşk içimizi yakabilir, karşı tarafa duygumuz daha çok ön planda olabilir. Duygunu rahat yaşa, o ne hissettirdi, sizin ona ne hissettirdiğiniz önemli. Duygularını çok rahat bir şekilde ifade et. Bu ara evlilik konuşmaları yapacak bazı çiftler için hani Eylül, Ekim söz nişan kararı verdiniz. Hayırlı olsun diyorum. İyi olacak. Nişanlı çiftlerimizde Haziran ve Ağustos arasında ciddi bir düğün telaşı evresindesiniz ve çok paniksiniz. Düğününüz hiçbir sorun yaşamadan geçecek. Korkmanıza gerek yok diyorum. Özellikle evli çiftlerimizle alakalı noktada uzun süredir araç değişimi, araçla alakalı kararlarınız vardı. Artık bunu gözden çıkarttık ve almaya karar verdik. İyi olacak. Biraz ekonomik olarak bazı ikizlerde uzun süredir borçlarınız ve iş iadelerinizle alakalı gergin halleriniz varsa bu ay sizin bu konularla ilgili mahkemeleriniz ya da hakkınız olan mahkemelerde büyük bir kazanç evreniz var. Mahkemeye gitmeyi sakın unutmayın diyorum. Yalnız çalışan çiftlerimizle alakalı da işinizle alakalı taşınma, yeni bir mekana, yeni oluşum söz konusu olabilir. Biraz evle gideceğimiz noktada mesafe olduğu için endişeler yaşanabilir. Lütfen işinizi mesafe yüzünden bırakmanızı istemiyorum. Devam edin diyorum dedim bire. Ev hanımlarının bu ara en önemli şeyi parke ile alakalı renk değişimi, renk uyumsuzluğu, koltuk değişimi gibi fikirlerimiz var. Hayırlı olsun. Sevgili gençler ve çocuklarımızla alakalı iletişiminiz çok keyifli ve onların odaklanmasına ve sorunlarını çok rahat aşacağınız bir dönem. Yani dikkatli olduğunuz sürece çocuklarımızın üniversite, lise ve eğitimlerinde aksilik yok. Bu ara sevgili gençler aşk modundasınız, sınavlarınız var. Enerjinizi biraz daha geride tuttuğunuzda daha keyifli evreleri tadacağınızı düşünüyorum. Yani siz kendi içinizdeki var olan enerjiyi büyütmek için varsınız ve bu da size iyi gelecek diyorum dedim bile. Sağlık olarak özellikle egzama, kaşıntı, alerjik ishal sorunlarımız gündeme gelebilir. Bağışıklık sistemimiz zayıflamış olabilir. Bunu bir güzel güçlendirelim güzel takipçilerim. Sevgiyle kalın efendim. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Güneş ikizlerde, Mars koçta, Venüs boğada, Merkür retrosu 3 Haziran itibariyle bitiyor ve enerji yavaş yavaş sonlanma evresinde. 5 Haziran'da da Satürn retrosu hayatımıza geçiş yapıyor. Bu ara işlerimizle alakalı sonuç almak istediğimiz noktalarda, evraklarda aksilikler, pürüzlerle alakalı mücadeleler dönemini söz konusu olacak. Biraz bu sizi yıpratabilir, yorabilir ama özellikle konum değişimi, beklediğiniz bazı konularla ilgili, haberlerle ilgili de iletişimde sert konuşmalar, biraz can sıkıcı ifadeler hayatımızı rahatsız edebilir. Mümkün olduğu kadar bunlara odaklanarak başarmak istediğimiz işlerle ilgili sorunları çözmeye doğru adım atıyoruz. Kurumsaldan ayrılıp farklı bir alana geçmek isteyen yengeçler için bence çok acele ediyorsunuz. Çünkü hak edilişiniz var ve burada konumunuzla ilgili fazlasıyla haksızlıkla uğradınız ve hak ettiğiniz noktaya doğru geçiş yapacaksınız. Özellikle de
devlet ve devletten farklı bölümlere geçmek istiyorsanız ani aksilikler var. Gideceğiniz yerde mutsuz olabilirsiniz. Eylül-Ekim'e ihtiyacınız var. Şu an ani karar verip bununla ilgili süreçleri zorlamanıza gerek yok. Yurt dışı işiyle bağlantılı çalışan sevgili yengeçler için güzel bir anlaşmanın tadı da söz konusu olacak. Özellikle kendi işini yapanlarda da bu ara bulunduğunuz alandaki sistemde maddi karışıklıklar ve ödemelerle alakalı yaşadığımız zorluklar sizi çok fazla yıprattığı için alanınızla ilgili yürümeyecek, kaybediyorum, daha çok sıkıntıya düşeceğim endişesi yaşıyorsunuz. Belki 2 ay daha bu enerjinin içerisinde olursunuz. Sonrasında rızkınız ve bereketiniz daha renkli ve daha bereketli bir noktaya geçiş sağlayacak. Ortaklı iş ya da ailevi ortaklı işlerinizle ilgili de çözüm odaklanmasını istiyorsunuz ama maşallah aile içerisinde hırlıklar hiç bitmediği için, ortaklı işte de devamlı atışmalar yaşandığı için birbirinizi anlamayan bir aurayı tadıyorsunuz. Bence biraz bu ortaklı alan ve ortaklı mallarla ilgili mantıklı düşünerek hareket ettiğimizde kâra geçebiliriz. Şu an bazı satmak istediğiniz noktalar çok kıymetli. Bence acele ediyorsunuz. Biraz daha sabır, biraz daha oranın dengelenmesi lazım. Yine de siz bilirsiniz diyorum. Serbest meslekte çalışıyorsanız ve alım satım, muhasebe, insan, kendi alanınızdaki avukat ya da doktorsanız çok güzel anlaşmalarımız var ve işinizle ilgili yeni bir bölüm, yeni bir oluşum yaratmak istiyor. Diyetisyen olabilirsiniz, spor hocası olabilirsiniz. Kendinize ait alanın altyapısını oturtmak size şans ve bereket getirecek gözüküyor. Yurt dışı yerleşmek, yurt dışı ile alakalı açılarınız çok keyifli ve çok eğlenceli gözüküyor. Bu tarz fırsatlarınız fazlasıyla var. Gelecek mailler olumlu gözüküyor. Vizelerde bir sıkıntınız yok. Pasaportunuz yenilenmesi gerekebilir. Hadi pasaportunuzun tarihi yakınlaşmış, bunu yenileyin. Bu ara ehliyet sınavınız, bazı iş gereği sınavlarınızda da başarı var gözüküyor. İlişki konusunda da daha saklı, içinizde yaşamak isteyebilir. Yaşadığınız krizleri atlatamadığınız için duyguları karşı tarafa doğru ifade edemeyebilirsiniz. Karşı taraf sizi seviyor, her şeyinize razı ama maşallah sizin bu kapris ve inatçı yönünüz karşı tarafı yoruyor. Biraz daha yumuşak enerjiyle karşı tarafı iyileştirebilirsiniz. İlişkisi olmayan, yakın dönemde ayrılan çiftlerimizde tekrar barışma, bu ilişkiye tekrar şans verme evremiz var. Yalnız boşanmış çiftler, bazı yengeç boşanan çiftler tekrar ilişkimize bir şans vermeyi düşünüyorsunuz ama aynı döngüdesiniz. İyi bir ilişki terapistiyle bu ilişkiyi tekrar hayata kazandırabiliriz. Her iki tarafta birbirine adım atmak istiyor. Bu şansı doğru değerlendirin diyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin yer değişimi ve konum değişimi ile ilgili bu konuda bazı haksızlıklardan kaynaklı hanemizde kırgınlıklar var gözüküyor. Ya da eşinizin yasal problemi ve cezai problemi varsa bir çıkış evresi söz konusu olacak ve hane ya da sıkanmış olduğu nokta ferahlığa ve aydınlığa kavuşacak gözüküyor. Ev hanımları bu ara daha çok zayıflık, spor, daha düzenli, daha hijyenik bir takıntıya geçiş yaptınız. Evdeki her şey yıkanıyor, temizleniyor, paklanıyor da psikolojiniz de paklarsanız sevinirim. Çünkü herkese saracak kadar da gergin ve tedirgin gözüküyorsunuz. Bu arada mahkemesel evrelerinizde olumlu sonuçlar var. Para mahkemeniz, iş mahkemeniz, iadesini istediğiniz birçok şey size doğru oluşum sağlayacak ve kazançlı olacaksınız. Çocuklarınızla alakalı biraz daha bağları güçlendirmek, daha net konuşmalar ve göz teması uygulamanızı istiyorum. Çünkü çocuklara arkanız dönük, yani iletişimde özellikle annelerin çocuklara yarattığı, yani arkada dönük konuşuyorsunuz, yüz yüze temas sizin için iyi gelecek. Bu ara araç alımı, değişimi konumuz var. Uyku problemimiz ve uyku apnemiz bizi rahatsız ediyor olabilir. Hırıltılarımız var. Dikkatli olmanız gerekiyor. Ailede de özellikle kadınlarla ilgili ufak bir sağlık problem, o sonu sevinç olacak. Merak etmeyin efendim. Sevgiyle kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? 3 Haziran Merkür Retrosu artık yavaş yavaş yerine normalleşmeye alıyor. Venüs Boğa Burcu'nda, Mars kendi evinde, Güneş ikizlerde hareketine devam ediyor. Satürn 5 Haziran itibariyle retrosunu gerçekleştirecek. Sevgili aslanlar, bu dönem taşınma, şehir değiştirme, ülke değiştirme ve yer değiştirme
İş değiştirme konularımız çok hareketli olacak bu hafta. Gerçekleşmesini istediğiniz köklü değişimler için çok güzel adımlar ve bu adımlarla alakalı korku ve kaygı oluşsa da hedef ve istediğimiz noktaya doğru Rabbim size fırsatlar yaratmış gözüküyor. Bunları doğru açılarla, doğru hareketle gördüğünüz takdirde başarının üzerine söz tanımıyorum. Özellikle kurumsalda müdür yardımcısı, sabit bir alanda ve ekip arkadaşlarıyla ilgili rahatsızlığınız varsa yer değiştirme fikriniz var. Burası olumlu cevap verecek. Hadi rahatsız olduğun konuyla ilgili üst düzey yöneticinizle çözmeniz lazım. Yani oldukça enerjiniz muhteşem bir enerji. Yani üzerinizde olası bildiği kadar yüksek potansiyeliniz var. Yeni iş kurmak, yeni oluşum ve yurt dışına yerleşmek ve bunlarla alakalı araştırdığınız her şey size olumlu doğruda. Ya da şehir değiştirmek, farklı bir alanda yaşamak istiyorsanız güzel fırsatlar size mutluluk katacak ve bu mutlulukla birlikte kendimizi daha doğru, net bir şekilde oluşturacağız. Yani kurumsal alandan farklı bir alanda iş ve ortaklı iş düşüncesi olan sevgili aslanlar, yerinizi koruyun. Yine ortaklı iş yapın. Oranın sistemi oturmadan hemen işinizden ayrılmayın. Evet, kuracağınız sistem güçlü ama sizin ani fikirlerinizde her şeyi ben yapayım egonuz var ya, burayı da orayı da idare ederek sistemi oluşturmamız lazım. Serbest meslekte oluşan bazı aslan burçları biraz daha ekonomik anlamda geçtiğimiz dönemlerde yaşadığınız krizleri daha tam atlatamadığınız için bunlarla ilgili kaygılarınız çok fazla olabilir. Hiç korkmayın. Bu hafta sizin için parasal anlamda ailevi destek, bir takım olaylarda çözüm ve sizin krizlerinizi sonuca eriştirecek güzel bir aile desteği alacaksınız. Pürüzlerde bu konuda parasal, kredi, vergi, bu tarz konularımızı rahat bir şekilde oluşturacağız. Ortaklı büyük işler içerisinde olan sevgili aslanlar, kredi başvurularınız olumlu, şirketiniz ve taşınmak istediğiniz noktayla ilgili de altyapınız olumlu süreçte. Mühendisseniz, insan kaynaklarındaysanız, bankada çalışıyorsanız köklü değişimler, köklü fırsatları da artı evreye oluşturacaksınız. İşsiz olan ve uzun süredir iş anlamında ailenize de destek anlamında ne yapacağım derken aileniz size iş konusunda destekleyecek ve iş kurmanıza yardımcı olacak. Belki ilişki konusunda biraz daha egolarımız çatışabilir, duygusal havamız biraz daha kaba olabilir. Onu yumuşatmamız lazım. Karşı tarafı kırabilirsiniz, incitebilirsiniz ve anlamsız tartışmalarda gereksiz gerginlikler uzun soluklu ayrılıklara sebep olabilir. Sizi idare eden bir ilişkiyi kaybetmenizi uygun görmüyorum. Ona sımsıkı sarılmanızı istiyorum. Evlenmek ve evlilik kararı içerisindesiniz ama ekonomik olarak çözemediğiniz ve aile kültürlerimizin ters düştüğü ilişkisi olan aslanlar, araya çok güçlü birini devreye oturtmanız lazım. Oturtmadığınız tarihte ilişki 2023 sonuna kadar bu muallakta kalacak. Bir an önce bu çözümü yapın diyorum. Evli çiftlerimiz gayet güzel, ferah, müstakil bir ev, geniş bir alana geçmek istiyorsunuz ve bulunduğunuz evi satıp farklı bir alan, bu oluşum doğru ama evi satmadan farklı bir alanla alacak için bulunduğunuz ev kiraya çıkacak. Siz kendinize daha geniş bir ev aydınlanması yaşayacaksınız. Uzun süredir evi olmayan sevgili aslanlar için de güzel fırsatlar var. Gelecek desteklerle birlikte güzel bir evin anahtarı ve krediniz de onaylanacak. Çok rahat bir şekilde toparlayıp ev kapısının muradına erişeceksiniz. İşle ilgili mahkeme ya da size açılan ne mahkeme varsa sonu zafer sizin için olacak. Yani burada en önemli şey beyin enerjimizi doğru yönlendirerek pürüzleri çözebiliriz. Evli çiftlerde çocuklarınızla ilgili yapmak istediğiniz yurt dışı ya da şehir dışı eğitim konularını araştırabilir. Çocuklarımıza ait eğitimleri daha rahat sağlayacak sistemler yaratacağız gözüküyor. Yalnız kiradan kiraya geçmek isteyen aslanlar için bu hafta apar topar ev bulup apar topar taşınmak zorunda kalacaksınız ve hayırlı olacak gözüküyor sizin için. Boşanma fikri olan sevgili aslanlar, biraz daha birbirimizi denemeye doğru hareket ettik. Dilinizi tuttuğunuz takdirde boşanacak çiftler biraz daha geride kalacak. Özellikle çalışan sevgili evli çiftlerimiz için de bir pürüz yok ama parasal konularınızla alakalı yönetimle konuşmanız gereken pürüzler var. Siz de geride tutuyorsunuz, adım atmıyorsunuz. Artık bunu çözmemiz lazım diyorum. Sevgili ev hanımları, evinizdeki
alandaki değişiklikleri, özellikle küçük banyo ya da banyoyu genişletmek gibi fikriniz var. Klozet ve duşakabinle ilgili krizlerimiz sizi mutsuz ediyor. Burayı bayram sonrası çözeceksiniz ve hayırlı olacak gözüküyor, merak etmeyin. Bu ara bol bol yakın dostlarınız, yakın çevrenizle sohbetleriniz size mutluluk ve keyif katacak. Yurt dışı ya da şehir dışı gideceğiniz yolculukta size mutlu edecek diyorum. Sağlık olarak özellikle enfeksiyonlara açık yönümüz var. O yüzden cilt lekelenmeleri, güneş lekelenmeleri, egzamalarımız azabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz güzel aile. Tabii ki şöyle oluşturmak istiyorum. 3 Haziran'da Merkür Retrosu normal dönüşüne doğru gerçekleşecek. 5 Haziran'da da Satürn'ün retrosu hayatımıza giriş yapacak. Venüs Boğa Burcu'na geçişte olmuş oluyor. Mars Koç'ta ilerliyor. Güneş İkizler'de ilerlediği için de hayatımızdaki oluşmak istediğimiz kariyer anlamında, statü anlamında çok güzel başarıların hakimiyetini kuracaksınız. Yeni konular, yeni projeler, yeni gelişmeler sizin hayatınıza renk katacak. Unutmuyoruz ki sizde isteklerimizin pırıl pırıl parlayacağı ve işinizle alakalı da sosyal çevrenizde de fazlasıyla ışığınızın enerjisine yansıtacağınız için başarısız bir hafta değil. Oldukça sizin motivasyonunuzu arttıracak ve güçlenmeniz gereken birçok şeyde de statüsünüze renk katacaksınız dedim ve diyorum bile. Bu ara çalışma ve ekip arkadaşlarımızla yoğun bir tempo ve başarı sağlayacak gözüküyor. Ve yeni çevre, yeni işler, yeni oluşumlar, yeni fırsatlar, yeni anlaşmalar artı kendi bünyenizin sorumluluğunu fazlasıyla kat kat alacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız farklı fırsat ve ortaklı teklifleri var. Gözden geçirmenizi istiyorum. Yerinizde taşınmak, başka yere geçmek ve bunlarla ilgili fikirlerimiz daha yoğun bir süreçte olacak. Özellikle devlet ve kurumsal ve taşıran devletle bağlantılı çalışıyorsanız yerinizle alakalı tam oluşmak ve kadrolaşmak istiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili fırsatlarınız var. Bunu değerlendirin. Bunu gözden kaçırmayın. Yeriniz hak ettiğiniz şekilde iade olacak. Özellikle de ailemize ait miraslar, yeni çıkacak toprak ve arazi konuları ile ilgili de güçlü bir avukat tutarak haklarımızla alakalı noktaları hızlandırmaya ihtiyacımız var. Özellikle anne köklerinize ait bazı mallar, kıdayılar ya da büyüklerden kaynaklı krizler söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar doğru avukatla destek alarak sistemleri çözmemiz gerektiğini uyarıyorum. Kurumsal bir alandaysanız ve yerinizde yetkiniz ve yetkilenmek istediğiniz konular için de üst düzey yöneticilerin sizinle ilgili olumlu bir fikri var. Ama siz başka bir şirkete geçmek istiyorsunuz. Bu konuda kararsınız. Bence bir Haziran bitsin. Ondan sonra bu kararı verirseniz daha sağlıklı olur diyorum. Bu ara evlilikle alakalı konuşmalar, evde kaldın, evlilik ne zaman yapacaksın, böyle konuşmalar sizin canınızı sıkabilir. O yüzden ilişkiler konusunda zaten şanssızım, gelen giden ilişkim hakkında soru soruyor ve çok yoruldum diyorsanız size tanıştırma fırsatlar var. Artık bu yorgunluk enerjisi bitecek. Hadi bol bol tanış ve doğru aşka doğru hareket sağlayacaksın. Çok uzun soluklu ilişkilerimizle ilgili beklediğimiz konuşmalar, sizinle ilgili ileri fikirleri oluşabilir ama ekonomik anlamda siz ve onun çözmesi gereken sorunlardan kaynaklı ertelemeler çok fazla var. O yüzden bu ilişkinin gelecek planı var ama biraz da zamana ihtiyacı var. Beklemek biraz ilişkiyi yorabilir, bekletilmek biraz ilişkiyi strese sokabilir. En azından ufak bir şey ve ananı babanı tanıştır, biraz daha beklet ki ilişki motivasyonunu arttırsın diyorum. Bu ara taşınmak, yeni yere geçmek gibi aileyle alakalı kararlarımız var. Bu taşınmalar sizin için hem uğurlu hem de bereketli hem de kendinizi iş alanında daha güçlü noktalarda oluşturacaksınız. Yani büyük fırsatlar var, yenilikler var
ve ilişkimizle alakalı da taşınmalar bize renk katacak gözüküyor. Bu ara söz nişan konuları da özellikle evimizde nişanlanmak, abimiz, kardeşimizle ilgili büyük sevinçler, büyük mutluluklar da var gözüküyor. Bu da güzel bir enerji. Eğitim konularınızla alakalı bu ara kendinizi farklı kurslarda oluşturmak isteyebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istediğiniz noktalarınız var. Lütfen başvuru yapın. Sizin hayatla enerjiniz, eğitimle enerjiniz hayat boyu devam edeceği için her kursa gitmek sizin elinizde. Bu ara bir de tembel ruhunuz var. Hani benim ne kocam, ne anam, ne babam üstüme gelmesin, bir kendime bulayım, şifalanayım dediğimiz enerjimiz de var. Evli çiftlerin özellikle çocuklarımızla ilgili diyor güzel diyalog ama onlarla birlikte geçirmek istediğimiz tatil planımız var. Çocuklarımızı ödüllendirmek istiyorsunuz, tebrik ediyorum. Çocuklarınızla alakalı ödül gayet hayırlı ve aydınlık. Yalnız bir çocuğumuzun dikkat sorunu, özellikle kızımız ve sanatsal yeteneği olan çocuğumuzla ilgili biraz dikkat problemi var. Bunu okçulukla, yaycılıkla bu çocuğumuzun enerjisini toparlamanıza yardımcı olabilirsiniz. Çalışan çiftlerimiz için özellikle kocanızın iş anlaşmasında aksilik, iftiraya, yalana ya da haksızlığa uğrayabilir. Dikkat edin. Sizin de beklediğiniz bölümün biraz daha vakti var. Sabırlı olmanızı istiyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara köy havanız, tatil havanız, yazlık havanız, modunuz var. Yolculuk, gidip gelmeli yolculuklarımız olacak. Yani bu da size iyi gelecek. Beklediğiniz bir emeklilik evrağınız, almanız gereken parayla alakalı da güzel sevinç yaşayacaksınız. Evle ilgili değil de daha çok havanız seyahat edeyim, kendime eğleyeyim, güzel ve mutlu olayım diyorsunuz. Sevgili gençler, odaklanmada kaygılarınız ve panik hatanız tutmuş olabilir. Biraz psikolojik olarak kendinizi destekleyeceksiniz. Sağlık olarak özellikle kan değerlerimizle ve şekerle alakalı uyarılarımız olabilir. Mümkün olduğu kadar kan değerlerimizi kontrol ettirelim efendim. Sevgi ve mutlulukla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgili teraziler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Evet, 3 Haziran'da Merkür'ün yavaş yavaş ileri hareketine doğru geçişine, 5 Haziran'da da Satürn'ün geri hareketi retrosuna başlayacağı, Venüs Boğa'da, Mars Koç'ta ve Güneş İkizler'de devam ediyor. O yüzden Jüpiter de Koç'ta. O yüzden yurt dışı eğitimlerinizle ilgili planladığınız birçok şey bu Haziran'da odak noktanız olacak. Harekete geçmek, planladığınız birçok şeyle kariyer, eğitim, işinizle alakalı eğitimler size güzel fırsatlar yaratacak. Bunu doğru değerlendirdiğinizde de iş hayatımızla alakalı yönümüz, geleceğimizle ilgili planlarımızın altyapısını oturtmak için güzel oluşumlar var gözüküyor. Ama kariyerinizle alakalı yeni o dönem başlayacak. Yani yeni dönem başlatacaksınız. Yani gözden kaybettiğiniz, yani nerede başarısız oldum, nerede başarısızlığa sıkıştım dediğimiz birçok şeyde kendimizi yargılayarak, hatalarımızı görerek birçok noktayı aydınlığa kavuşturacağız. Yani kendimizi bulmayı, kendimizle alakalı yeni fikirler ve odaklanacağımız her şey başarıya doğru ama ilk önce kendimizi şifalandırmamız lazım. Özellikle kurumsalda çok yoğun çalışan, alım, satım, yurt dışı ihracatı, şehir dışı işlerle ilgili gerçekten seyahatlerimiz çok aktif olacak. İşimizle alakalı yapılacak anlaşmalar, yeni süreçler size çok büyük bir başarı sağlayacak. Bu ara hukuki işlerimiz can sıkıcı olabilir. Bu ay bizi bu konuda netliğe kavuşmak isterken ertelenmesi sizi çok fazla yıpratabilir. Mahkeme Eylül'den önce çözülmez. İş mahkemeniz ya da para mahkemeniz, ailenize ait süreçler için Eylül sonuna ihtiyacınız var. Evet, yakın tarihlerde mahkemeler var ama bunlar size tatmin etmeyecek diyorum. Bu ara iş çevrenizde etkilenen ya da sizin etkilendiğiniz kişi size itiraf edecek. Gözünüzü dört açın. Bazı terazilerde de platonik enerjisi başlamış. Beni beğeniyor, beni istiyor. Sizinle hiçbir alakası yok. İlk önce enerjinizi düzeltin. Yani haritanız bu hafta platonik enerjiye takıldığınız noktaya boşuna inanç dünyanızı hayale dağıttığınızı. Lütfen bununla ilgili hiçbir bağ yok. Bundan kurtulmanız. Ama aşk ve yenilik diyorsanız evet var. Bu ara kitap okumak, belgesel, yeni görüş, yeni hayat enerjisi
enerjinizi çok fazla yüksek tutacaksınız. Yani siz kendinizi yeniden inşa ediyorsunuz. Hayırlı olsun diyorum. Kendi işinizi yapanlar için de beklediğiniz iş fırsatları, anlaşmak istediğiniz şirketlerle alakalı bağlarda kapılar ve yakın dostunuzun desteğiyle birlikte güzel anlaşmalarda yer bulacaksınız ve bu sizin rahatlamanıza, para finansınızın da daha hızlanacağıyla alakalı süreçler var. Bazı ortaklı iş yapan teraziler için de ortak fikirlerimiz tersliğe düşüyor ama ortağınızla ayrılmayın. Ortağınız çok pratik zeka, siz biraz daha ağırsınız. Lütfen ortağınızda olan eksik bağı toparlayın. Çünkü şirketiniz ya da alanınız daha aktif noktaya doğru ilerleyecek. Büyük fırsatları da yakalayacaksınız diyorum. Aile işiniz ya da kardeş ya da yakın akrabalarla alakalı iş bağınız varsa da yani sosyal medya, sosyal ağlar ve işinizle alakalı tanıtım, belgesel yayınlarla ilgili de çok güzel oluşumlar yaratacaksınız. Rehberlerle çalışabilir. Yeni insan akışını da alanımıza sağlayacak gözüküyoruz. İyi yani, güzel yani. Aşık olmak isteyenler, aşk var. Ama özellikle uzun süredir bir türlü dengede gitmeyen ve kafanızı karıştıran bir ilişkiyle ilgili artık doğru çözüm bulmanız lazım. Bu çözümü yakalamadığınız sürece krizler ve mutsuzluklar yaşıyorsunuz ve oraya kilitlendiniz ve odak noktanız burası, destek diyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı eşinizin yurt dışı seyahatinden kaynaklı güven probleminiz olabilir. Orada aldatılıyor muyum, yalanlar mı var diye böyle endişelere giriyorsunuz. Alakası yok, adamın derdi para ve ev alma, ev kredisini, borç kredisini ödeme derdinde. Sen ne derdindesin, o ne derdinde, ona göre. Sizin de işinizle alakalı, hadi eve döneyim, çocuklarımla ilgileneyim diyorsanız işinizde çok güzel yenilikler var. Aman sen eve dönme, ev sana göre değil. Uzun süredir de çalışmak için iş bekleyen sevgili teraziler için güzel fırsatlar var. Bu hafta güzel görüşmeler size olumlu şekilde aydınlığa kavuşturacak. Siz yeter ki inancınızı bu noktada oturtun diyorum. Ya şöyle, evde altın mücevher demeyelim, evde gereksiz şeylerin kaybolması, yani saçma sapan şeyler kırılıyor, kayboluyor, nazara gelmiş olabilir evinizin enerjisi. Bol bol nazar duası okuyarak evimizin enerjisini değiştirebiliriz. Çocuklarımızla alakalı yurt dışı beklentisi olan ve bunlarla ilgili evraklarınızı tamamlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Onlar başarılı, onlar odaklı, onlar hedeflediği noktayı başaracak. Sevgili ev hanımları, dizleriniz, beliniz ve sırt ağrınız. Sevgili beyler, özellikle kalp, damar, ritim bozuklukları ve prostat ve son zamanlarda göğüs alerjilerimiz çok fazla var. Mümkün olduğu kadar bir check-up yaptırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarınız ve gelecekle ilgili eğitimleriyle ilgili kaygı etmeyin. Onlar ne istediğini biliyor ve özellikle hukuk okuyacak evladınız varsa tam puanla başarmış gözüküyor. Hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili akrepler, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı, beni beğenmeyi, yazı yazmayı unutmayın. Emek, emek, emek. Evet, 3 Haziran'da Merkür Retrosu'nun hareketi düze doğru geçişini tamamlayacak. 5 Haziran'da Satürn'ün retro hareketi başlayacak. Venüs Boğa'da, Mars Koç'ta, Jüpiter Koç'ta, Güneş ikizlerde devam eden bir gökyüzü enerjisi var. Bu da sizin özellikle sağlığınızla alakalı biraz daha hassas noktalarımız, uzun süredir kendiniz finansal konularla ilgili yaşadığınız kararsızlıklarla ilgili netliğe kavuşmak, işinizle alakalı çok yoğun iş teklifleri, iş anlaşmaları ve işlerle ilgili yoğunluktan kaynaklı biraz daha böyle paniğiniz, daha başarısız gibi düşündüğünüz birçok şey çiçek gibi açılacak. Rızkınız, bereketiniz, şansınız olabildiğin kadar hızlı ve keyifli olacak. Özellikle bu ara ev, araba, araç konularınızla ilgili alım satım konularımız çok yoğun hareketli olacak. İstediğimiz şeye ulaşmak, istediğimiz şeyi tamamlamak gibi enerjimiz yüksek. Özellikle kurumsal ve devlet alanında çalışanlarda sabit noktanızda değişimler, parasal konuda uzun süredir beklediğiniz priminiz ya da ek gelirinizle ilgili netliğe kavuşmak söz konusu gözüküyor.
kurumsal firmadan farklı bir kurumsala geçmek istiyorsanız, daha büyük bir alana, sizinle ilgili olumlu bir oluşum o kapıları açacak. Gözünüzü kapatın, o kapıya gidin, siz çağrılacak gözüküyorsunuz. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Devletten de farklı bir alan, özellikle asker, polis, belediyede çalışanlar ve yer değişimi alanları ile ilgili fırsatlar yakalamaya çalışıyorsanız, mümkün olduğu kadar bu haftadan itibaren bunun altyapısını oluşturun. Güzel fırsatlar yakalayıp doğru noktanıza doğru gideceksiniz gözüküyor. Bu da size iyi gelecek. Özellikle hemşire, sağlık sektöründe ve sağlık alanında olan sevgili akrepler için de böyle çok yorgunum artık, işi bırakayım, özel sektörde mi devam edeyim diyorsanız hata yaparsınız. Lütfen bulunduğunuz alanı değişim olarak isteyin ama mesleğinizi bulunduğunuz noktada devam et. Ama yurt dışı ile ilgili sağlık sektöründe olan sevgili akrepler için güzel fırsatlar var. Gideceğiniz yolculuklar sizin için daha büyük başarınıza oluşturacak. Eğitim, yüksek lisans almak istediğiniz konular için de güzel fırsatları, altyapımızı oluşturmak için kararlarımıza ekstra kararlar katıp kendi benliğimizi daha net şekilde oluşturacağız diyorum. Aşk hayatımızda çok hızlı hareketlenecek. Yani enerji o kadar çok yüksek olacak ki, aşk, seyahatler, gezmek, arkadaş, yeni çevre, yeni oluşum, eski arkadaşlarla sohbet sizin şifalanmanıza yardımcı olacak. Çünkü çok uzun süredir ekonomik kaoslardan kaynaklı kahkaha atamıyordunuz ya, şimdi artık yavaş yavaş iyileşeceğini hissettiğiniz enerjide size güzel kahkahalar, enerjilerin yoğun olacağı nokta. Bu ara kardeş, yakın dost, yakın çevrede ki hataları da artık yüzlerine söyleme. Küskünlükle değil, net konuşacağım. Ya ben bundan rahatsızım, bu bana yapılsın istemiyorum diyeceğimiz konuşmalar, sizin daha böyle net olmanız karşı tarafta hatalarını anlayarak iyileştirecek gözüküyor. Çocukla ilgili çocuk tedavisi kararı alan sevgili akrepler için, evet burada kararınız doğru. Mümkün olduğu kadar tedavileriniz doğru cevap verecek. Tedavileriniz hayırlı olsun. Ortak iş ya da ortak iş planı içerisinde olan sevgili akrepler için ortağınız çok olumlu ve keyifli ve size kazanç ve siz de çok enerjik bir noktadasınız. Ortada bir para var. Yapacağımız iş belli. Start verin. Gözünüzü kapatın, yapın. Ya öyle de biteceğiz ya da böyle siz büyüyeceksiniz, bitmeyeceksiniz gözüküyor. Yurt dışı oturum izni ya da yurt dışı ile ilgili ev almak isteyen bazı akrepler için olumlu cevaplar. Sadece para konusunda halledemediğimiz noktalar var. Bunu çözdüğünüzde de yurt dışı kapınızla ilgili güzel enerjinin keyfine varacaksınız. Evli çiftlerle alakalı noktada özellikle bu ülke ile ilgili huzursuzsunuz. İşinizle ilgili başarı bir türlü oluşturulamadı. Ekonomik olarak borçlarınızla ilgili her şey aynı statüde. Kira, gerginlik, o bu sizi çok fazla yıprattı. Haziran bitiyor, ortalarına doğru kendinizi bulduğunuz takdirde ülkemizi, vatanımızı, toprağımızı mis gibi koklayacaksınız. Sevgili akrepler, çalışan ev karı koca, özellikle toprak tarım işleriyle uğraşıyorsanız verimliliğe doğru gidecek. Eğer inşaat sektörü, inşaatla ilgili, toprakla ilgili işleriniz varsa hem iş hem duygusallık size ekstra bir kazanç ve mutluluk sağlayacak gözüküyor. Bazı akreplerde ev, yatak, düzen ayrımı başlamış. Yani bu biraz stresli. Çocukların eğitimiyle alakalı ya da çocuğumuzun gerginliği için geçici böyle idare ediyorsunuz ama her iki tarafta çok mutsuz. Mutsuzluk acı çektiriyor. Yolunuza bakın. Çocukları da yıpratmayın. Sevgili ev hanımlarım, ev diye tutturdun, zafer senin. Araştır, bul, alınacak gözüküyor. Bir de kendi ailenize ait miras konularınızla ilgili de dayı, teyze, yani baba, anne köklerinizin kaynaklı bazı krizler, söylenecekler, laflar biraz canı sıkabilir. İstemiyorum tribini vazgeçin, yasal haklarınıza başvurun, haklarınızı alın. Diz ve kemiklerle ilgili sağlık problemi, özellikle de ayak mantarı ya da dilde aflar söz konusu olabilir. Dikkatli olun diyorum. Aile büyüklerimizde de özellikle baba, abi, yakın erkek dostlarınızın bir ameliyat gibi bir durum olacak. İhmal etmeyin. Eski ilişkileriniz yoğun bir iletişim, mesajlar da canınız yakmaya devam edecekseniz mesajlara cevap verin diyorum. Sevgili gençler, eğitimde başarı var. Aşk acısı çekiyorsun. Şu sınavları bittikten sonra yerde sürün ama şu sınavlar bitene kadar hiçbir şeyi önemseme. Hoşça kal. Sevgili yaylar, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. 3 Haziran Merkür Retrosu artık yavaş yavaş normal rutinine geçiyor. 3 Haziran'da, 5 Haziran'da da Satürn Retrosu hayatımıza giriş yapacak. Venüs Boğa'da, Mars Koç'ta,
Güneş ikizlerde devam ediyor. Bunu da not olarak uyarıyorum. Yani bence en şanslı, en keyifli, en güzel aşkla tamir olacağız. Yeni ilişkiler, yeni oluşumlar, yeni aşklar, yeni mutluluklar. Negatif enerji geride kalıyor. Kendinize yepyeni bir çevre, yepyeni bir umut, yepyeni insanlar tanıyacaksınız. Yani içinizdeki atamadığınız kahkahalar atacağınız kahkahalara dönüşecek. Kafanızda plansız birçok şey artık olumlu ve verimli. Aşk hayatınız sizi fazlasıyla renk deliğe, eğlenmek, sohbet etmek, karar vermek, kararsızlık, bu biraz bizi yorabilir. Aşkla yoğrulacaksınız ama aşkla yorulmak sağlıklı değil. Mantığımızı da unutmadan aşk kararlarımızı daha doğru noktaya doğru oluşturmamız lazım. Yani bu hafta evlilik teklifi, nişan tarihi, sözlenme tarifi, aile tanıştırma tarifi oldukça hareketli ve yoğun olacak. Yani siz bu hafta mümkün olduğu kadar onu alalım, bunu alalım, bunun düğünü, bunun doğumu, bunun şeyi, bu tarz konuşmalar hareketli olacağı için iş hayatımızda stresli, yeni anlaşmazlık yaşanacak pürüzler ve dikkatsizliğinizden ve kafanız başka bir noktaya ait olduğu için işinizde hatalar yapmaya müsaitsiniz. Mümkün olduğu kadar bu noktalarımızı toparlamamız gerekiyor. Daha doğru mu adımlar atarak, daha verimli konularla uğraşarak, çözümsüz gördüğünüz birçok şey sizin hayatınızda daha kazançlı ve daha verimli olacak. Yani büyük bir kurumsaldaysanız sabit bir ekip arkadaşlarımızla komple yerinizle alakalı değişecek sözleri de duyacaksınız. Konsantrasyonunuzu bozmuyorsunuz. Alanınıza, sisteminize daha verimli şekilde hakim kalıyorsunuz. Çünkü artık siz varsınız ve en şanslı haftadasınız. En bereketli. Yani kafanız olduğu kadar renkli, İşinizde olduğu kadar renkli olacak. Ortaklı iş, ortaklı projelerde olan sevgili yaylar, evet, güzellikler, yenilikler, yeni fırsatlar, parasal gücümüze de güç katacak olumlu satışlar size gayet derin nefes alıp yeni rahatlığın tadını çıkartacaksınız. Bu ara en çok ne sizi rahatsız edebilir? Ailenize ait mallarla ilgili, özellikle baba soyunuzla alakalı mallarla ilgili, amca, hala, damat, baba soyunuzun damatlarıyla alakalı yaşanacak krizler biraz sizi yıpratabilir. Bu yıpratmalardan kaynaklı da kendi enerjinizi fazlasıyla yorabilirsiniz. Bir an önce bunları aile büyüklerinizle çözmeniz gerekiyor. Evli olan evliliğiyle ilgili krizler düzelmeye, evliliğimizi kurtarmaya doğru gidecek bir enerjiniz var. Ama bazı yaylar illallah ettim artık ben özgürlüğüme kavuşmak istiyorum, bir an önce boşanmak istiyorum diyorsanız anlaşmış şekilde imzalar atılacak. Herkes hakkını alıp yol ayrımı dediğimiz sürece geçiş sağlayacaksınız. Yalnız bir mal konusu almakla ilgili bazı kararsızlıklarınız var. Para konusunda toparlayamıyorsunuz ama o beğendiğiniz yer kıymetli olacak. Gözünüzü kapatıp almanız gerekiyor. Bu ara organik tarım, kendi tasarlayacağınız projeler, yapacağınız marka ile ilgili de altyapı planlamalarınız söz konusu. Bunları mümkün olduğu kadar hayatın içine katın ki siz kendi işinizde başarı ve yolumuz daha doğru. Negatiflik değil, enerjisi tavan, enerjimiz daha yüksek. Kendimizi öyle bir güç alacaksınız ki bu güç sizi hani uyusmayacak bile. Yurt dışı seyahatlerimiz ve bu seyahatlerde yeni anlaşılacak projeler, yapacağımız işler, fırsatlar da bize renk katacak. Fuarlarla alakalı seyahatler, bu ara kitap yazmak, kendinizle alakalı yazmak istediğiniz tezleriniz, problemleriniz neyse birçok şeyi halletmiş olup daha güzel sonuçta aydınlığa kavuşacaksınız diyorum. Yalnız çalışan evli çiftlerimiz, özellikle hanımınızla alakalı işle ilgili krizlerin yavaş yavaş toparlanması, özellikle banka, finans, alım satım işinde çalışıyorsanız bu konuda rahatlama. Beyinizin işiyle alakalı da uzun süredir yöneticilerle arasındaki krizler, daha sert konuşmalar, eşiniz istifa kararı verebilir. Onu sabırlı şekilde bekletin. Çünkü onun ani kararsızlığı hata yapmasına sebep olabilir. Sevgili ev hanımları, yani özellikle birinci, ikinci, üçüncü katta oturuyorsanız bahçeli bir eve geçiş evreniz var. Yazlık toprak alımı ile ilgili de net kararlar verip
bu yıl bitmeden bunun parasını bu aydan itibaren karar veriyoruz ve biriktiriyor gözüküyoruz. Çocuklarınızla alakalı biraz daha onların özgür ruhu, rahat tavrı, eğitimle ilgili tam yaklaşırken umursamaz tavrı sizi yıpratıyor olabilir. Onlar ne istediğini başaracaklar. Korkmanıza, onlarla ilgili yıpratmanıza gerek yok diyorum. Sağlık olarak ezan okunuyor. Gözlerle ilgili kulak burun alerjimiz ve bel ağrımız olabilir. Ezanlar sizinle, dualar sizinle olsun efendim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Takipte kalınız. 3 Haziran'da Merkür artık geri hareketini bitiriyor. Sadeliğe doğru ve hızlanmaya doğru ilerliyor. 5 Haziran'da Satürn geri hareketine başlayacak. Venüs Boğa'da, Mars Koç'ta, Jüpiter Koç'ta diyerek ve Güneş İkizler'de diyerek size hemen bu hafta neler olacağı ile ilgili bu ara bol bol arkadaşlarınızla, ilişkilerinizle yoğun bir diyalog ve sizin sürprizler, yenilikler, yani yeni oluşturmak istediğiniz birçok şeyde toplantılar, işiniz gereği geçeceğiniz seyahatler, yapacağınız birçok oluşum hem gergin, hem sinirli, hem de kavgacı bir noktada olacak. Yani bu hafta finansal konularımız, bu konularla alakalı oturup oluşturmamız gereken birçok oluşum var. Yani kendi dengemizi, kendi oluşumuzu, işimizle ilgili parasal evrelerimizi, borçlarımızı, kredilerimizi, vergilerimizi, ödemelerimizle ilgili bu hafta uyarı haftamız. Mümkün olduğu kadar bunların hepsini tek tek yapmamız gerekiyor. Yurt dışı ya da iş gereği seyahatler ve evraklarımızla alakalı aksiliklerin önü çözümlenecek ve o yolculuklarımızda çok yoğun bir evreyi çok yoğun bir noktada devam edeceksiniz. Bunu unutmamamız gerektiğini söylüyorum sevgili oğlaklar. Ama oğlaklar, uzun süredir planladığınız ve anlaşmak istediğiniz işinizle ilgili de yeni girişimde olacağınız ve başlamak istediğiniz iş kapısı için çok hayırlı ve size dönüşüm gayet sağlıklı bir evrede olacak. Devlet ya da devlet alanında geçiş yapmak istiyorsanız, burayla ilgili ihaleniz, burayla ilgili yapmak istediğiniz projelerle alakalı da çok fazla destekleyici bir hafta. Otorite figürler, yöneticileriniz, patronlarınızla alakalı bağları güçlendirdiğiniz sürece hiçbir aksilik yok. Zafer sizin elinizde. Odaklanabildiğiniz kadar odaklanmanız gerekiyor gözüküyor. Kendi işini yapanlar için de bu ara işinizle ilgili aksilikler, pürüzler, tartışmalar, kavgalar açık bir hafta. Bunları da toparlayınız lütfen. Yoksa işimiz her geçen gün eksiğe doğru ilerliyor. Ortak kazanç ya da ortaklı işlerle ilgili de işinizle alakalı noktada kredilerde, ödemelerde bazı aksilikleri toparlamak, daha finansal anlamda bütçelerimizi ayırarak hayatımızı belirlemeye doğru gideceğiz. Konsolosluklar, yurt dışı seyahat ve şehir dışı seyahatlerimizde anlaşmalar, orada oluşacak anlaşmalarda da kendinizi en iyi şekilde ispatlayacaksınız ve pürüzsüz dönem ve daha kendinize ait alanı da kontrol edeceksiniz. Bu arada seyahat planımız, ruhumuzu iyileştirmek istediğimiz tatil, alacağımız yolculuklar, birebir özel ruhumuzu iyileştirecek 2-3 günde olsa fiziksel ruhumuz, bedensel sağlığımız için inanılmaz derecede enerjimizi ve beyin enerjimizdeki yorgunlukları atmamız gerekiyor. Bol bol vitamin ve doğru vitaminler tüketmenizi öneriyorum. Vücudumuz biraz halsiz ve yorgun. İlişkiler konusunda da özel hayatımızla alakalı yaşadığımız krizler gün içerisinde daha sert ve bu hafta daha sert konuşmalarla birlikte ilişki ayrılığa doğru gidiyor ve artık taamül, konuşma, uslup ve tartışmalar sizi yıpratmaya başladı. Yol ayrımı içerisindesiniz. Karşı tarafın anlayışsız tavrından kaynaklı da bir türlü kendinizi ifade edemiyorsunuz. Eski ilişkinizle ilgili beklediğiniz bir haber ve adım atılmasını istediğiniz noktada olumsuz diyaloglar sizi yorabilir, umutlarınız kırılabilir. Evli çiftlerde de özellikle çalışıyorsanız her iki tarafta da
bir kriz yok ama şirketinizin bazı sistemsizlik, karışıklıklar ve belirsiz giden olaylar biraz canınızı sıkabilir. Özellikle banka sektörü, finans sektörü, muhasebe, hukuk alanı ve büyük kurumsalda çalışıyorsanız bazı karışıklıklar ve tedirgin haller bir ay boyunca sizi rahatsız edecek. Temkinli ve kurallı olmanızı istiyorum. Özellikle eşinizin iş değiştirmesiyle ilgili başvurularında olumsuzluklar olabilir. Bu mümkün olduğu kadar bulunduğu noktayı kontrolde tutması gerektiğini söylüyorum sevgili oğlaklar. Bir de boşanma konusunda tavırlarda radikalsiniz ama çocukların baskın karakterinden dolayı bir ileri bir geri adımdasınız. Mümkün olduğu kadar bu ilişki zaten sert gidiyor ve mutsuzsunuz da yakın noktada ev tutup çocuklar psikolojisini bozmadan bunu hallettiğiniz takdirde bir kriz yok. Ama boşanırken mal kavgası, mal anlaşması, malda bazı krizler yaşanacak. Uzun soluklu çekişmeli kavgaya hazır olmanız gerekiyor. Eşinizin inatçı yönü sizi ezebilir diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara tadilattan çok hiçbir şey yapmamak, uyumak, ruhu dinlendirmek, eşim benim üstüme gelmesin, çocuklar benim üstüme gelmesin, psikolojim çok bozuk, evde bir işe yaramıyorum psikolojisindesiniz. Kurslar, spor, yüzme ya da eğitici kurslar size iyi gelecek. Çünkü siz çok zeki ve çok akıllısınız. İşe yaramama psikolojisi sizi yıpratmış olarak gözüküyor. Kendinize ait aile miraslarınız ve eşinizin aile miraslarından kaynaklanan tartışmalara da biraz daha yoğun tepkisel konuşmalar, tepki çekebilirsiniz. Aman karışmanızı istemiyorum. Taşınma isteğiniz var. Ama şu an için bulunduğunuz noktadaki alanda taşınmak istiyorsunuz ve kiralar yüzünden tedirginsiniz. Bence 4-5 ay daha sabırlı olun. Kendi evinize kavuşacaksınız. Fiziksel olarak dikkatsizlikten kaynaklanan ayak burkulması, kramplar, vücut strese dayanıklı krampları gösteriyor. Mümkün olduğu kadar bol yürüyüş ve psikiyatrist ya da psikologla enerjimizi ya da yoga, meditasyon, pilatesle enerjimizi düzeltebiliriz. Sevgili gençler, hedef odak noktanız tam puan sizindir. Gözünüz aydın. Sevgiyle kalın efendim. Sevgili kovalar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Bol yorum ve bol beğeni rica ediyorum. Emeğe saygı ya, emeğe saygı ya. Tamam. 3 Haziran'da Merkür geri hareketini artık bitiriyor, sonlarına doğru ve hızlanacak. Satürn 5 Haziran'da retro hareketini başlatıyor. Venüs Boğa burcunda, Güneş İkizler burcunda devam ediyor ve Mars Koç burcunda hareketini devam ettiriyor. Bu ara iş konularınızla ilgili yeni tanışacağınız, yeni oluşturacağınız insanlar size birçok iş konusunda ciddi anlamda yardımcı olacak. Kendi alanınızdaki tedirgin olduğunuz noktalarda iyileşme, yerinizde daha sabit alanları güçlendirmek, sosyalleşmek, yeni çevre, yeni oluşum, yeni iş arkadaşları, yeni ekip arkadaşları sizin motivasyonunuzu çok fazla arttıracak. O yüzden bulunduğumuz ekip arkadaşlarımız, yapacağımız işler hızlı ve seri şekilde hayatımıza renk katacak. Ama şunu demek istiyorum. Siz takıntılara doğru hareket ettiğiniz için sanki bu işi yapıyorum ama kimse beni onur etmiyor dediğimiz enerjidesiniz. Hayır, siz işinizi çok fazla keyifli ve başarılı yapıyorsunuz. Kendi kendinize kuruyorsunuz. Bu kurma evresinden çıkmanızı öneriyorum. Kurumsal ya da devlet alanında çalışan bazı kova burçlarında yönetim değişimi, sistem değişimi, sistemle alakalı duyumlar olacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Siz bu hayallere girmeyin. Yerinizi ve masanızı kontrol edebildiğiniz kadar kontrol etmeniz gerekiyor. İşinizle alakalı almak istediğiniz eğitimler, almak istediğiniz kurslarla ilgili araştırmaları başlatın. İşinizle ilgili eksik gördüğünüz noktalar bu kurslarla birlikte bütünleşip rütbenize yardımcı olacak. Dil eğitimi, daha fazla eksik masterınız, bunlarla ilgili artık mümkün olduğu kadar oluşturmanız gereken projelere adım atmanız lazım. Kendi işini yapıyorsanız ve kendi işinizle ilgili kazançlarda kaygı ve korkunuz varsa özellikle Mayıs 15'ten sonra hızlanacak. Mayıs 15'e kadar, yani bu hafta biraz daha kaygılı, biraz daha tedirgin. Boya, badana, yeni mal alım satım evresiyle alakalı noktada biraz kitlenmeler söz konusu olacak. Bu bizi biraz yıpratabilir. Yıpratmasına gerek yok. Çünkü siz eninde sonunda Mayıs 15'ten sonra kazancımız artacak. Kredi konusu başvurunuz olumsuz değil, olumlu olacak. Ama ortaklı iş
alanınız varsa, ailevi ortak ortağınızla yaptığınız işlerde çok hızlı değişecek. Yeni aktif danışanlar, yeni insanlar, yeni oluşumlar, hatta sosyal medya ağlarında yeni projeler oluşturarak yerimizi hızlı bir şekilde yaymaya çalışacağız. Ve bu yayma sizin markalaşmanız ve büyümeniz için altyapıyı sağlam tutmanız lazım. Ve bu ara seyahatleri daha çok yurt dışı ile ilgili değil de şehir dışı işlerinizle ilgili, özellikle tekstil işinde yapanlar, yurt dışı ile alakalı bağlarda doğru imzalama var. Ama alım satım emlak işiyle uğraşanlar, yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evraklar yine olumlu, ama alım satım hareketi yoğun olacak. Primler konusunda ya da sattığınız mallarda kişiler arasındaki yaşanacak tartışmalar biraz can sıkıcı olabilir diyorum. Sevgili evli çiftlerimiz için gayet rutin ve keyifli giderken eş ailelerin, her iki eş ailelerin gereksiz lafları ilişkimizi yormaya başladı. Dışarıdaki etkiler, biraz uzak kalıp birbirimize flört etmeyi öğrenmemiz gerektiğini uyarıyorum. Evlilik planı yapan çiftlerimizin iş hayatı ile ilgili belirsiz olduğu için tarihlerde ertelenme, ama aileleri tanıştırmak için bu haftadan sonra uygun bir gün belirleyin, aileler birbiriyle tanışsın. İlişkisi olmayan ve uzun süredir ilişki anlamında kendini mutsuz hisseden kovalara aşk gökyüzünde çok güzel hareket temsil ediyor. Mümkün olduğu kadar kalbiniz her şeye, çapkın ruhunuz her enerjiye ve yeni insanlar tanışacaksınız. Bunun için de size uygun kalp, size uygun yaklaşacak enerji var. Bence sosyalleşmek size ve tanıştırılmalar, davetler, gideceğiniz seyahatler, yapacağınız 2-3 günlük tatil bile size aşk enerjisi iyileştirecek. Hiç korkmayın, aşk size doğru noktada dokunacak diyorum. Bu ara en önemli şey, elektronik eşyalarınız, bilgisayar, cep telefonu değişimi ile ilgili bazı karar verme noktalarınız var. Telefonundan önce bilgisayara ihtiyacınız var. Bunu çözmeniz lazım diyorum. Boşanma fikri olanlar da, evet, boşanma fikriniz var, korkularınız var. İlk önce ilişki terapistiyle bu boşanma kararınızı vermeniz daha sağlıklı. Ani karar verip depresyona girmenize gerek yok. Çalışan çiftlerimizde, özellikle işinizde herhangi bir sorun yok ama çok yoğun bir iş temponuz var. Karı koca hayatımız bir türlü bu bütünleşeme yaşamadık, birlikte vakit ayıramadığımız için birbirimizle flörtleşemiyoruz. Sadece telefon ve çocuklarla ilgili iletişim var. O biraz birbirimize hafta sonu vakit ayırırsak ilişkide daha renklilik, sizi mutlu edecek renkler size iyi gelecek gözüküyor. Bu ara sağlık takıntılarımız, özellikle bel, boyun, sırt ağrılarımız çok yoğun olacak. Bunlar bizi yıpratabilir. Egzersiz ve doğru spor yaparak bu dengeyi sağlayın. Yoksa yanlış hatalar, ne diyeyim, bel fıtığı, göbek fıtığı gibi risklere sebep olabilir diyorum. Bir de sevgili kovalar, alım satım konularında inandığınız kişiler tarafından dolandırılabilirsiniz. Yasal olarak doğru takip edin. Paranız ya da birine güvenerek bir bilginizi verebilirsiniz. Bazı sıkıntılar ve mahkemelik sorunlara sebep olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Sevgili gençler, odaklanmaya ihtiyacınız var. Çok dağınıksınız. Ruhunuz gezmek, baharın tadını, yazın tadını çıkartmak istiyorsunuz ama az bir vakit var. Mümkünse kendine iyi vakit ayır lütfen. Sevgiyle kalın. Sevgili balıklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Merkür 3 Haziran'da geri hareketini bitiriyor. Yavaş yavaş ileriye doğru geçiş yapacak. 5 Haziran'da Satürn retrosu hareketimize geçiş sağlıyor. Venüs Boğa'da, Mars Koç'ta, Jüpiter Koç'ta diyerek ve Güneş ikizlerde devam ediyor. Ortak noktalarımızla alakalı odaklanmamız gereken birçok işle alakalı büyük oluşumlar ve merkez odaklı siz olacaksınız. İşinizi birlikte oluşturduğunuz tüm iş kapılarımızda rızık ve bereket enerjisi olacak. Lakin sizin sivri diliniz ve acayip derecede sert tavırlarınız, toplantılarda var olacak konuşmalarda kırıcı olmamanız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar daha sakin, daha akışı yumuşak davranmanız lazım. Yoksa kazanmış işi
kaybedebiliriz. Kurumsal alanda çalışıyorsanız çok odaklanmanız lazım. Çok rakibiniz var ve kendinizi ispatlamak için şans kapılarımız var. Değişim ve dönüşüm ve konum rütbe değişimleri için 3 ay bir denetim evresindesiniz. Bu hakkı kazanmak istiyorsunuz. Evet, bu hak sizin. Mümkün olduğu kadar odaklanmak lazım diyorum, dedim bile. Devletle alakalı beklentisi olan, devlete girmek isteyen ve bu kapıyla ilgili çok fazla artık mücadele ettim, pes ettim dediğiniz an itibaren bir dostunuz ve yakın bir aile bağınızın desteğiyle birlikte bu kapıda fırsatlar söz konusu olacak. Siz de istediğiniz kapının sevincine doğru hareket sergileyeceksiniz. Eylül'e kadar da bu imzanız atılmış olacak. Uzun süredir işsiz olan ve hala iş problemi yaşayan balıklar, özellikle bir kadın, geçmiş çalıştığınız ekip arkadaşınız, geçmiş patronunuz, yakın aile bağınız olan bir kadından iş konusunda destek alarak hayırlı kapınız aydınlık olacak ve artık işsizlik dönemimiz bitiyor. İş mahkememiz, uzun süredir süren mahkeme ve para mahkemelerimizle alakalı noktada bu Eylül'e kadar sonuçlanacak. Hani Haziran sonunda sonuçlanmasını istiyorsunuz ya, imkanı yok. Eylül'de paranız, işiniz, iade hakkınız var. İstediğiniz kararı siz vereceksiniz diyorum. Bu ara evimizde tardilat, ofisimizde tardilat, işimizde tardilat konularımız yoğun olacak. Yani her şeyi yenilemek, her şeyi atıp yepyeni bir enerjiye girmek istiyorsunuz. Fazla abartmayın. Bazı borçlarımız var. Üst üste borç birikmesini istemiyorum. İlişkiler konusunda bu ara yeni bir aşk heyecanı, yenilenmek istediğiniz noktalar var ama geçmiş ilişkileriniz yeniden hayatınıza gelmek isteyecek. Bununla ilgili karar sizin. Ama uzun süredir özel hayatınızda kimse yoksa yeni aşk adımları da yavaş yavaş size doğru geçiş sağlıyor. Yalnız evli çiftlerimizde bu ara çok ciddi rekabet var birbirimizde. Sevgi, sevilmek, sevilmiyorum, seviyorsun, sevmiyorsun, ilgisizsin, değersizlik psikolojisi evliliğimize denk gelmiş. Biraz birbirimizle el ele sıcak oturma, sohbet, baş başa yemek, dışarıda yemek yemeyi öneriyorum. Çünkü ilişkimizi, özellikle ev hanımları çok şikayetli. Kocam benimle ilgilenmiyor, sevgisini yansıtmıyor, eve geliyor, koltukta oturuyor, bütün gün o koltukta diyorsanız bu sizden kaynaklanıyor. Biraz ilişkiye renk katarak ilişkimizi düzeltmeye ihtiyacımız var. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle ev tardilatı konusu ortak kararımız ve işimizle alakalı da oda değişimi, bölüm değişimi ile ilgili konularda da siz istediğiniz bölüme doğru gidiyorsunuz ve hak edilen değer belirlenmiş. Yalnız hanımınızın işiyle alakalı bölüm değişimi ya da yer değişimi ile ilgili sürpriz kararlar var. Bu da size iyi gelecek gözüküyor. Çocuklarımızla alakalı bu yazı seyahat ettirmek, dil eğitimi, kurslar ve yurt dışı ya da şehir dışı kurslarına yazdırmak istiyorsanız tam vakti. Çocuklarınız çok hızlı ve çok özgüvenli çocuklar. Altyapısı ve bilinç enerjisi yüksek olduğu için bu kursları ihmal etmeyin ve üniversite ve lise sınavına geçen çocuklarınız, geçecek ya da sevgili gençler, bu konuda sınavlarınız varsa çok rahat ve başarılı şekilde geçecek. Korkmayın, siz kalem gibi gerçekten zirveyi oluşturacaksınız ve duanız, kalbinizdeki eğitiminizin kapısı sizin için hayırlı olacak diyorum. Dedim bile, nişanlanma tarihi belirlenen sevgili balıklar, kayınvalide, kayınço, görümce tarafından ilişkiniz zedelenebilir. Aman tatlı tatlı nişanı sözü yapın, yoksa düşman ilan edileceksiniz diyorum, dedim bile. Bir de çok yakın bir görüşmediğiniz uzun soluklu bir arkadaşınızın size sürpriz duygusallığını yansıtacak, şaşırabilirsiniz. Ama bu duygusallık yanlış. Eğer o duygusallığa kapılırsanız yara alırsınız. Mümkün olduğu kadar yaraları başkasıyla iyileştirmenizi öneriyorum. Ev hanımları, evet, ev alım satım konularıyla ilgili, işinizle ilgili kararsızlıklarınız var. Ama tardilat işlerinizle ilgili net karar vereceğiz. Bir de ailemizin farklı şehirde satmaya çalıştığı bir mal konusu size teslim edilecek. Ama ben olsam o malı satmazdım. Mal değerli ve keyifli. Sabırlı olarak hakkınızı almaya bakın ama yeri satmaya bakmayın diyorum. Sağlık olarak özellikle vücut kaslarımızda sıkışmalar, boyun düzleşmeleri ve özellikle kalp atışımız ve uyku apne sıkıntımız olabilir. Mümkün olduğu kadar bunları kontrol edeceğiz. Sevgili gençler, aşk kafasındasınız. Heyecanınız, ruhunuz aşkınız için atıyor ama bu ara bağımlılıklara da merakınız var. Bunları bir an önce gözden geçirin. İhmal etmeyin. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.